Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Puf puf kabaran nefis bir kek yapacağım. Normalde 3 yumurta kullanılıyordu ama benim yumurtalar son derece küçüktü. 4 tane yumurta, sarısını ve aklarını ayırdım. Özellikle aklarını koyduğum kasenin tamamen kuru olması gerekiyor. 1 su bardağı da şeker var. Yarısını akların içine, yarısını da sarıların üzerine döküyorum. Öncelikle yumurtanın aklarını ve şekeri çırpacağız. Tamamen yoğun bir kar görüntüsü elde edeceğiz. Ardından diğer malzemeleri çırpacağız. Köpüklerin böyle sabit kalması yeterli. Şimdi bunu kenara alıyorum. Yumurta sarıları ve şekeri de 3-4 dakika çırpalım. Bu aşamadan sonra artık mikser kullanmayalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik su, normal içme suyu kıvamında. Yine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvıya. Tarifin içinde böyle sürülebilir bir çikolata kullanacağım. Nutella, Torku, Sarelle, Choco Krem. Hepsi de yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı. Şimdi bir telde bütün malzemeleri karıştıralım. Kuru malzemeleri mutlaka eleyerek ekleyelim. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı da un. Bardak ölçüsü klasik 200 ml su bardağı. Bunu da telde karıştıralım. Şu an çok yoğun bir kek görüntüsünde ama yumurta aklarını ekledikten sonra çok güzel köpük gibi bir görüntüsü olacak. Şimdi köpükleri çok fazla söndürmeden böyle alttan üste karıştıralım. Arkadaşlar keki isterseniz tepside, kepçeli kalıpta yapabilirsiniz ya da benim gibi böyle bir kalıpta kullanabilirsiniz. Öncelikle her yerini güzelce yağladım. Fırını önceden mutlaka ısıtalım. Fırının ısısı 175 derece olması gerekiyor. Kürdan temiz çıkana kadar pişirelim. Kek kalıptan çıkarttım ama kalıp neredeyse yıkanmış gibi. Sadece şu kısımlarda çok azıcık kek kırıntıları var. Çok rahat kalıptan çıkan bir kek. Ve kalıptan çıkartmamla birlikte o kadar güzel bir çikolata kokusu yayıldı ki. O yüzden üzerine ekstra bir çikolata sosu yapmayacağım ki genelde bütün keklerin üzerinde ekstra süslemeler olur. Pamuk gibi bir tarif. Zaten çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizden ufacık bir ricam var. Videoyu beğendiyseniz, tarif hoşunuza gittiyse yoruma bir tane emoji bırakır mısınız? Ayrıca tarifle ilgili düşünceleriniz varsa tabii ki benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.